Ölüm kişiye artık kararlı olduğu zamanda gelir. Yani böyle grafik gibi düşünün. Grafik böyle iner çıkar. Pek çok salınımlar vardır hayatı boyunca. Ama bir yerden sonra kararlılığa kavuşur. Artık zamanına kadar ilerletirseniz ilerletin, değişmemektedir. Sonuç hep aynı çıkıyor. Burada ne yaparsınız? Artık laboratuvardan çıkarsınız. Çünkü artık parametreyi değiştiriyorsunuz, sonuç değişmiyor. Netice kararlı demektir. Artık laboratuvardaki bu işlem bitmiş demektir. Kişinin hayatı da böyledir. Cenab-ı Hak hayatımızda pek çok parametre üzerinden bizi kendisine karşı saygılı olup olmamak hususunda sınar. Hangi parametre üzerinden sınarsa sınasın, beklediği yanıt saygılı, bu pozitif, yahut saygısızdır. Kişi hayatında yer yer saygılı, yer yer saygısız olabilir. Ama sona doğru saygıyı artık kararlı kıldığı, dolayısıyla iyilerden olduğu ve artık böyle 1 milyon sene de yaşasa artık hep saygılı olacağının belli olduğu sona geldiğinde ölümü gelir. Bir başkası kötüler de, onlar da yine inişten çıkıştan sonra artık kötülüğü kararlı hale getirirler hayatlarında. Cenab-ı Hak hangi parametreyi değiştirirse değiştirsin, düşürüp kaldırsın, burnunu sürtsün, kalktığında yine kötü olan yerden devam eder. Ve artık kötülük kararlıdır, zaman ile değişmemektedir. Yani sonsuza uzuyor artık kötülüğü bunun. Dolayısıyla sonsuz kötüleşiyor ve sonsuz cehennemi hak ediyor. Artık trilyon senede yaşatılsa değişmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا dünyaya geri döndürürseler aynı şeyleri kaldıkları yerden devam edecekler. Bunun netleştiği bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla sınırlı bir sürede kişinin sonsuz tepkisi ortaya çıkarılabilir mi? Nin hayatı burası. Bazılarına göre bu muhal. Hayır. Allah'ın ilminde Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı bu hayat böyle bir sistem. Kapalı bir sistem. Giriş ve çıkışı var. Ve burada pek çok parametre kişiye yaşatılıyor. Çıkarılan sonuç kararlı iyi yahut kararlı kötü şeklinde neticeleniyor. Sınırlı bir sürede ama kişinin sonsuz tepkisi ölçülüyor. Dolayısıyla da sonsuz mükafat veya sonsuz ceza ile akıbetleri eşleşiyor. İnnallâhe lâ yazlimu mithkâle zerre. Allah miskâli zerre zulmetmez. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Kendimiz oyun bozanlık yapacak. Kendimiz kötülüğü başlatacak. Kendimiz inatla kötülüğü sürdürüp de azaba uğrayacaksak فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ kendisinden gayrısını kınamasın böyle bir kimse. Ama biz iyi olduğumuz sürece Cenab-ı Hakk'ın iyiliği güvence altındaysa, ki garanti, Allah Azze ve Celle bunu vaat etmiş, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَعَدِ Allah vaadinden dönmez buyuruyor. İşte bu büyük bir müjde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İyi olduğum zaman bu süreçte kolaylaşacak ve uzun olmayan bir zaman sonrasında hayatım sonlanacak ve huzura çıkıp Allah Azze ve Celle'nin rahmetine ve ebedi saadetine kavuşacağım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama yok, kötü olacaksam o senden kaynaklı. O yüzden cehenneme atılırlarken cehennemlikler, Cenab-ı Hak onları şöyle tanımladı. El-kıya fi cehenneme kulle keffârin anid. Atın cehenneme her inatçı kafiri. Kafir de değil, Arapçada keffâr. Bu yani çok ileri düzeyde kafir demek. Amansız kafir demek. Yani sen ona ne kadar iyi olursan ol, ne kadar imkan aç, ne kadar toleranslı davran, hadi öyle belki böyle yapardı, hadi şöyle belki böyle yapardı,
hadi bu sefer yapar de, ne yaparsan yap. Asla küfürden gayrı bir seçeneğe yönelmeyeceğini artık kesinleştirmiş kimse demek. İşte sonsuzluğun kaynağı burası. Grafiğin artık sonsuza yakınsadığı taraf. Sabit bir şekilde kötü. Kefer anid. İnatçı, amansız kafiri. Atın her inatçı, amansız kafiri cehenneme. Orası böylelerinin yurdu. Elkiya fi cehenneme kulle kefferin anid. Böyle olmadığı sürece kulun Cenab-ı Hak ile öyle ya da böyle düşe kalka da olsa kendisini ıslah etmeye çalıştığı, Cenab-ı Hakk'a saygılı olabilmek adına günden güne iyileşmek için çaba sarf ettiği, Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyle saygıyı iç içe hissettiği, buna takva diyoruz ve bu takva ile Allah Azze ve Celle karşısında mahcubiyet duyduğu, Cenab-ı Hak ile iltisakta kaldığı, namaz dediğimiz bu arayüzde yaşanıyor bunlar. Bu mahcubiyet, bu iyileşme, Allah'a duyulan bu sevgi, saygı, bu arayüzde yaşanıyor. Dışarıda bir yerlerde olmuyor. Korkarım ki namaz irtibat noktası üzerinden olmazsa belki hiç olmuyordur. Bilmiyoruz, Allahu alem. Ama Resulullah'a kulak verirsek odak noktası burası. Olmazsa olmaz geçiş noktası burası. Namaz dinin direği derken Resulullah böyle demek istiyordu herhalde. Namazı bırakan artık küfre dair bir sürece başlamış olur derken böyle bir şey diyordu. Dolayısıyla bu kontak başladı mı, ki bu Fatiha bu kontağın anahtarı gibidir, bu irtibatın anahtarı gibidir ve bu namazda yaşanır, kul Allah'a hamd eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne kadar mutlu bize ki Rahman ve Rahim, alemlerin Rabbi bir ilahımız var ve ondan gayrı da bir ilah yok. Biz onun güvencesindeyiz ve o bize iyi olduğunu haber verdi. Bize Rahman ve Rahim olduğunu haber verdi. Bizi rahmeti için yarattığını haber verdi. İlla men rahime rabbuk ve lizalika halakahum. Bizi rahmetine ulaştırmak, kavuşturmak için yarattığını haber verdi. Bize irademizi, ona karşı saygımızı, onunla karşılıklı gerçek bir birey olarak sevgimizi yaşayabilmemiz için bu ortamı bize emaneten hazırladı ve bizi buradan geçiriyor. Onu tanımaya, onu sevmeye ve ona saygı duymaya dair ve onunla sevgili olmaya dair önümüze açılmış bu altın değerindeki fırsatı düşündükçe hamd ediyoruz. Eğer irade sahibi olduğumuz, yani iyi ve kötüyü seçmeyi yahut seçmemeyi ihtiyaren elde edebildiğimiz böyle bir boyut olmasaydı böyle bir güzelliğe açılmazdı. Öyle zoraki sevgili olunmuyor. Yarattı, sevgili olduk. Öyle bir şey yok. Sevgi doğasında zorunluluk olmayan şey. Derler ya, zorla güzellik olmaz, zorla sevgi olmaz. Sevgi beğeninin işidir. Sevgi iradenin işidir. Sevgi ihtiyarın işidir. Seçimin işidir. Kulun Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı, kulun Cenab-ı Hakk'ı sevdiği ve Cenab-ı Hakk'a saygıyı seçtiği bir süreç. Ama aynı kulların benzerleri ve çokları Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkları halde sevmemeye ve ona saygı duymamaya istikbar edip büyükleniyorlar burada. İşte orada ayrılıyor iyiler ve kötüler. İşte orada Cenab-ı Hakk'ın cennete koyduklarına baktığımızda, ya Rabbi bilmişsin de cennetine koymuşsun. Bunlar iradeleriyle olanca dünyadaki olumsuz koşullara rağmen, kafirlerin küfrüne, inadına rağmen, onların dünyayı bunlara dar etmesine rağmen, bunlar da imtihanın bir parçası, sana saygıyı seçtiler, sana sevgiyi seçtiler, seni tanımayı seçtiler. Bir Sümeyye gibi radıyallahu anha bu uğurda ölmeyi seçti. Bir Yasir radıyallahu an, İslam'ın ikinci şehidi. Karı ve koca, kadın ve erkek, ama öncelik kadında, Allah uğrunda İslam dininin
ilk şehidesi. Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp ona saygısızlığı canı pahasına göze almayan kadın. Ve bu uğurda evladının ve beyinin önünde öldürülen kadın. Mekke kalabalığının güneş altında herkesin onların direncini gördükçe hayran kaldığı, öfke duysalar da nefret etseler de bu din nasıl bir şey ise, bu dinin sahibiyle bunlar nasıl bir bağlantıya giriyorlar ise, dünkü höt dediğimizde ürperen köle kadın bugün efendisinin yüzüne tükürüyor ve Allah'tan gayrı ilah olmadığını haykırarak ölüyor. Cenab-ı Hakk'a duyulan sevginin candan, canandan geçildiği bir boyut bu. Bunlarla mı Cenab-ı Hak cennetini, sonsuz saadetini doldursaydı, onlara mı ikram etseydi, yoksa bazılarının dediği gibi yaratıp bizi direkt cennetine koysaydı? Hikmetsiz ve abes bir şekilde Cenab-ı Hak dedi ki اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ Onlar bizi ne zannediyorlar? Biz onlara mallar, çocuklar, güzellikler yetiştirmeye mi çalışmak zorundayız? Allah Azze ve Celle'yi haşa hizmetçi gibi gören anlayış. Cenab-ı Hak bize iradelerimizi nasip ettiği bu alemde zatıyla, irademizle gerçek bir ilişki kurabilmenin fırsatını açtı.